Merhaba arkadaşlar. Bugün başlangıç fotoğrafında gördüğümüz örneğin alt sırasının nasıl yapıldığını göstererek başlamak istiyorum. Böyle başlamak istedim bu sefer örneğimin yapılışına. Tığ battım, ikişer zincir çekerek yaptım biliyorsunuz. Hemen üst kısmını yapmak istiyorum. Zaten iki sıra halinde ilerleyen bir örnek. Üst kısmında da arkadaşlar bir örümcek bir trabzan şeklinde gittim ben. Bir örümceğimi yaptım. İki tane tığ battı da boşluk bırakıyorum şu şekilde. Üçüncünün altından giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. Bir defa dolamıştım. Sonra tekrar hiçbir şey yapmadan, zincir falan çekmeden şöyle iki tığ battı uzunluğunda örümceğimi aldım. Tekrar bir defa doluyorum. Bir, iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Bu şekilde tekrar örümceğimi alıyorum. Ne fazla ne de az olmamalı. Az olursa büzer, fazla olursa fırfırlı durur. İki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde tekrar örümceğimi aldım. Bir iki tane boşluk bıraktım. Alt sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Üst sırayı da böyle yapacağım. Ancak incili olacak üst sıram. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şuradan ipimi keseyim arkadaşlar. Şöyle. Şuradan girip tutturarak başlamak istiyorum. Şu ben ilk trabzanın önüne birkaç zincir çekmiştim. Buradan ikinci sırada tutturabilmek için. Hemen ipimi tutturuyorum. Şu alttaki kuyruğumu yakmadım. O da bana problem çıkardı şimdi. Bu şekilde. Ben iki tane üst üste sık iğne gibi yapıyorum genellikle. Düğümlemiyorum yani. Burada arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu benim başlangıç yerim. Burada zincir olabilir. Sonra incilerimi biraz yaklaştırayım. Burada inci kullanacağım çünkü. Bir tane aynı yere trabzan yapıyorum. Şurada var olan trabzanımın tepesinden girerek. Trabzanımı yaptım. Çift kat, çift kat çekiyorum bu şekilde. Bir tane boncuk, inci boncuk alıyorum. İnci boncuğumu düğümlüyorum ama bu şekilde hemen örümcek yapmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde örümceğinizi yaparsanız örümcekle inci üst üste biniyor ve çirkin duruyor. Ben incinin tığ battının tepesinde durmasını istiyorum. Bunun için de şu şekilde yatırıyorum ve tığ battının etrafından dolanarak şöyle altından geçerek kirpik yapar gibi bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar dibine. Bu incinin yukarıda kalmasını sağlıyor. Hemen bunu yaptıktan sonra gene aşağıdakilerle aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum. Bir tane doladım. Aşağıdaki trabzanımın tepesine çift kat, çift kat çekiyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Tekrar bir tane incimi alıyorum. İncimi düğümlüyorum. Yan tarafa yatırıyorum. Trabzanın etrafından dolanıyorum. Ve incimi yerleştirmiş oluyorum. Tekrar arkadaşlar. Örümceğimi yapıyorum. Bir defa doluyorum. Şu aşağıda yaptığım trabzanımın tepesinden giriyorum. Buraya trabzanımı tutturuyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Şu şekilde. Sonra incimi alıyorum. İncimi bir kere düğümlüyorum. Yan tarafa doğru yatırıyorum. Trabzanın etrafından dolanarak şöyle bir İncimi yukarıya kaydırmış oluyorum. Tekrar zincir çekmeden örümceğimi yaptım. Bir defa doluyorum. Alttaki trabzanımın tepesinden giriyorum arkadaşlar. İncimi getiriyorum. İncimi bir kere düğümlüyorum. Sonra şu şekilde yan tarafa yukarı doğru kaydırıyorum. Trabzanımın etrafından dolanıp tutturuyorum. Şu şekilde örneğim oluşmaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir örnek. Son derece zarif bir örnek. Ben çok severek kullanmıştım bu örneği daha önce. Hem incili hem de böyle çok fazla salkım saçak oya sevmiyorsanız. Ben çok severim aslında ama bu tam size göre. Hemen bağlıyorum. Tekrar düğümlüyorum. Yukarı doğru yatırıyorum ve trabzanın etrafından dolandırıyorum. Tekrar şöyle 1 santim kadar uzunlukta örümceğimi aldım. Bir defa doluyorum. Trabzanımı yapıyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum.
İncimi alıyorum, düğümlüyorum. İncimi yukarı doğru yatırdım. Şu şekilde etrafından dolandırdım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. Hemen hızlandırıp göstereceğim. Ben hızlı bir şekilde tamamladım arkadaşlar örneğimin ikinci sırasını. Evet, çok kolay bir örnek. Yapılışı da çok hızlı. Özellikle topluca hediye yapılması gereken durumlarda ya da bu oya işlerine yeni başlayan arkadaşlarımın tercih edebileceği kolay bir örnek. Ben hem çok şık ve zarif buldum hem de rengini de aslında çok beğeniyorum bu renk ipin. İnciyle de çok uyumlu buluyorum bu rengi. Siz de eğer benim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olarak tüm örneklerimi her gün görebilirsiniz. Ayrıca Instagram'da, Oya Hanım sayfamda tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları var. O fotoğraflardan da faydalanmak isterseniz beni Instagram'da takip edin. Deneyen tüm arkadaşlarımın yorumlarını bekliyorum. Çünkü yorumlarınız benim yeni videolarımı şekillendiren unsurlar. Dediğim gibi denemek isteyen tüm arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Destekleriniz için, beni izlediğiniz, beni desteklediğiniz için de hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum.